Saat kaç olmuş? Şuna bakın, akşama kadar uyumuşum. Bu çok güzel bir haber. Neden diye soracak olursanız, demek ki köye suçlar gelmemiş. Suçlar gelseydi silah sesinden kesin uyanırdım. Bakalım. Köyde her şey yolunda gözüküyor. Görüyor musunuz? İşte bir köylü. Köylüye soralım hemen. Köyde her şey yolunda mı? Bu ne biçim soru la? Niye ki? Bu köyde ne zaman bir şey oldu ki? Doğru, bu köyde hiç kötü bir şey olur mu? Öyle bir şey mümkün mü? Kerize bakın. Olamaz. Köye polisler gelmiş. Hani köyde her şey yolundaydı? Sana ufak bir şaka yaptım. Benim hayallerimle umutlarımla oynadın. Git şuradan. Kiriz köylü. Olamaz. Ne oluyor burada? Dur bakalım. Buraya geçmek yasak. Yasak mı? Polis bey, kusura bakmayın. Bak orada benim dükkanım var. Görüyor musunuz? Köyde çok tehlikeli bir çukur bulduk. Buraya geçemezsin. Polis bey, buradan tam göremiyorum da şöyle bir baksam. Olmaz. Tehlikeli. Herkes evine gitsin. Polis bey, yoksa siz beni tanımadınız. Görmüyor musunuz? Benim ikinci adım tehlike. Gerçekten o tehlikeli çukurdan korkmaz mısın? Polis bey, korkmam. Başıma neler geldi bir bilseniz keşke. Amma var. Kaç metre, 2-3 metre çukur var mı burada? Olamaz, şu çukura bak. Gerçekten de polislerin dediği gibi tehlikeli bir şeye benziyor. İçine girmek tehlikeli olabilir. Ben de canımı severim. Bu çukurun içine girip kontrol edecektim de hiç öyle şeylere gerek yok. Çok tehlikeli bir şeye benziyor bak. Bütün köye haber verin. Bu çukurun içine girecek kişiye 200 elmas ödül vereceğiz. Duydunuz mu? Çukurun içine girecek kişiye 200 elmas verecekler. Zor bulursunuz siz o kişiyi. Kaç elmastı? Kaç elmastı? 200 elmas. Emin misiniz polis bey? 200 elmas mı? Evet, 200 elmas. Ben bu çukurun içine kimin gireceğini biliyorum. Biliyor musun? Kimmiş o keriz? Keriz mi? Polis bey, ayıp oluyor ama. Çabuk getir onu. Hemen girip baksın içinde ne varmış şu çukurun. Tamam, hemen getiriyorum. Gelelim. Geldim işte, benim o. O keriz sen misin la? Polis bey, hala bak keriz diyorsun. Bunu köyüm için yapıyorum. O 200 elmasın falan hiç alakası yok bak. Tamam, hemen çukurun içine girip kontrol et. Bu operasyon için özel silahlarımı alacağım yanıma. Açalım. Bu çukurun içinde bu silahları kullanacağım. Dolduralım şunu. Benim 200 elmasım falan hazırlayın, çıkınca alırım ha. Tamam, görüşürüz. Allah rahmet eylesin. Tamam, görüşürüz. Polis bey, hazırsanız bu çukurun içine inmeye başlıyorum. Bakalım içeride ne varmış. Sakın beni merak etmeyin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Merak etmiyor zaten. Biraz merak etseydiniz iyi olurdu aslında. Döne döne gidiyor. Kimse var mı orada? Sakın tehlikeli canavarlar falan olmasın çukurun içinde. Kimse gözükmüyor. Kimse var mı orada? Çok az bir mesafe kaldı. Çukurda iyice ilerledim. Kimse gözükmüyor. Polis bey, orada mısınız? Ben çukurun içinde bayağı ilerledim. Burada hala bir şey gözükmüyor. İnsan orada durur bakar bak. Neyse, gitmeye devam edelim. Gidelim. İnelim şuradan da. Orada bir şey var. Görüyor musunuz şunu? Adamın iskeletini bırakmışlar. Tehlikeli bir şeye benziyor. İlerleyelim. Ellerinde silahlar olan adamlar var orada, görüyor musunuz? Silahımı hazırlayacağım. Bunlar beni görünce sakın ateş etmesinler. Bakalım. Pardon, siz kimdiniz? O ne la? Ateş ediyorlar. Demek ateş ede... Açıp polislere haber versem mi? Olmaz, peşimden gelip yakalarlar beni. Bak. Kerizler, indireceğim üçünüz de. Ne oldu? Dolduralım şunu. Bana ateş etmeyecektiniz. Sen de gel. Gel buraya. Tamamdır. Başka kimse yok. Burada bir tane kapı var. Oraya atlayacağım. Şu iskeletin üstünden ineyim de ayağım ağrımaz. Allah rahmet eylesin. Kusura bakma. En iyisi şu kapının arkasına da bakayım. Ondan sonra gidip polislere haber veririm. Açalım kapıyı. Olamaz. Köylüleri kaçırmışlar. Ezme makinesi köylüyü ezmiş. Ezme makinesiyle kafamı yamulttu. Bir şey olur mu la? Ne oldu ki? Korkmana gerek yok. Bir şey olmaz. Kafanın içinde zaten beyin yok. Doktor. Doktor, köylülere bunu sen mi yaptın? Yok. Deden yaptı. Ben yaptım Mahmut. Doktor, acımasız vicdan. Nasıl yaparsın bunu? Bak, adamın kafasında toplanmış bütün organlar. Şu köylünün haline bak. Bunu nasıl yaparsın doktor? Yaptım diyorum. İnanmıyorsun la. Senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? İlk başlarda sızlıyor da sonradan geçti. Doktor. Ateş ediyor. Sen ne biçim doktorsun la? Bak.
diğerlerinden daha iyi hedef alıyor, görüyor musunuz? Merak etmeyin, kurtaracağım sizi. Başka kimse kalmadı. En iyisi şu kapının arkasına da bakayım, ondan sonra polislere haber veririm. Tamamdır, açalım şu kapıyı. Kimse var mı? Silahlarınızı yere atın, teslim olun. Galiba beni dinlediler. Dinlediniz mi? Attın ha? Bak. Sen al bakalım. Birkaç tane de adam varmış. Ateş etmeyin la. Gelin buraya. Tamamdır. İşinizi bitireceğim. Beni teslim oldum abi. Niye ateş ediyorsun daha? Pardon, görmemişim. Neler oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Abi önemli bir şey yapmıyoruz. Alt tarafı köyü yok etmeye geldik. Ne? Köyümü yok edecek? Ben de önemli bir şey yapıyorsunuz sandıydım la. Abi sen de sormadan niye saldırıyorsun bize? Ne bileyim, öyle köyde çukuru görünce polisler beni buraya gönderiyor. Görüyor musun? Köyü yok edeceklermiş. Köyü yok edemeyeceksiniz. Patronun nerede senin? Abi şu kapıdan geçiyorsun. İçeride odası var. Buradan mı? Abi kapı şifreli ama. Şifresi kaç? Kesin 1-2-3-4-5-6'dır. Çabuk bu kapının şifresini söyle. Bence sen o kapıyı açma. Kapının arkasında bir sürü adam seni bekliyor. Çok fazla mı? Kaç tane? Çok fazla. Senin mermi manyağı yaparlar bak. Hiçbir şey yapamazlar. Sana söyle dedim. Sandığın içinde ne var? Dur o sandığı sakın elleme. Bak şimdi öyle dedim, benim merakımı daha çok artırdın. Ne var ki? Önemli bir şey yok. Bir tane kılıç varmış böyle. Abi dur, dikkat et. Çok keskindir o kılıç. Bu kılıcın her tarafı keskin olsa ne olacak? Böyle yapsam. Şifre 176-295. Bak son anda şifreyi söyledi. Duydunuz mu? 176-295 dedi. Şöyle açalım. Kimse var mı? Gelin buraya. İçeriye girdim. Gel buraya. Şunu keselim. Sen de al. Biliyor musunuz, yakalayamıyor. Ninja gibi içeriği temizliyorum. Öyle dur. Sen de al. Tamamdır. Kapıyı geri kapatacağım hemen. Dalacağım içeriye hemen. Sen de al. Sen de al. Bakalım. Galiba kimse kalmadı. Patronun odası burada galiba. Bakacağım. Adamı indirdim. Patron nerede? Çabuk söyle. Bak dur, ateş etme lan. Patron gitti. Söyle ona hiçbir yere gitmesin. Çağır çabuk. Köyü birazdan havaya uçacak. Patron bombayı başlattı. Ne? Başlattı mı? Yalancı, kandırıyor. Nerede bomba, ne? Olamaz. Bu ne? Sayaç geri sayıyor. Yok etme başlatıldı yazıyor. İşte şimdi sonumuz geldi. Demek her şeyi buraya kadar. Sonunda başardınız. Sonunda köyü yok ettiniz. Buradan mı kaçtı? Görüyor musunuz? Gizli geçit yapmış kendine. Patronu da elimden kaçırdım. Köyde birazdan havaya uçacak. Son 30 saniye falan kalmıştı. Alo polis bey. Polis bey, Allah rahmet eylesin. Köy havaya uçuyor. Bırak şakayı la. Çukurun içinde ne varmış onu söyle. Gerçi 10 saniyede nereye kadar kaçabilirsiniz ki? Mahmut, mercimek çorbamın içine limon da ısır. Limon mu? İçin polis bey, son çorbanız olacak nasıl olsa. Ben böyle bitmez sanıyordum. En azından bir zengin olurum diyordum. O ne la? Abi pili takmayı unutmuşum. Ateşleme yapmıyor bombalar. Pil mi? Sen kimsin la? Aa, hala 50 saniye diyor. Sana patlamaz diyorum, anlamıyor musun? Bu pili takmam lazım şimdi. O pili takınca demek ki patlayacak. Köy yok olacak. Evet, ben bunların patronuyum. Kaçmıştım ne güzel, pili unutmuşum la. Bak sen şu, demek pili unuttun. Sen o pili ver bana, ben takarım. Sen ver onu. Bakalım. Demek ki hayatımı şu küçücük pil mi kurtardı? Şimdi sen o pili şu bombanın arka tarafını aç. Orada kapak var. Oraya tak. Demek arkasına bir saniye. Takınca haber ver de kaçayım. Kaçmalama pili. Tabii ki de takmayacağım. Ne yapacaksın o zaman? Ne biçim soru? Sen kılıçla mı silahla mı, onu seç. Ne? Dur bakalım, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Görüşürüz. Şöyle bölelim. Güle güle. Kimse benim köyümü yok edemez. Polisler geliyor. Daha çukurun içini kontrol et dedik. Ne saçma sapan telefon ediyorsun la. Polis bey, görmüyor musun? Burada iki tane bomba var. Ondan aradım sizi. Çukurun içi de hiç tehlikeli değilmiş. İçeride bir sürü adamla çatıştım. 200 elmas ödülümü isterim ha. 200 elmas. Çok sağ olun. Gördünüz mü? 200 elmas kazandım. Çıkalım şu çukurun içinden. Evet, bugün köydeki sonsuz çukurun içerisine girdim. Çukurun içerisindeki suçları yakalayıp bombayı imha ettim. Eğer bu sonsuz çukur ve yaptığım operasyonu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer benim gizli polis olma ve polislerle beraber daha tehlikeli suçları yakalamamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.